Değerli basın mensupları, bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il başkanımız Yeşim Ağarman, il yöneticilerimiz, ilçe başkanımız, Beyoğlu ilçe örgütümüzle birlikte bir kez daha terörü lanetlemek için geldik. Birazdan karanfillerimizi bırakacağız. Buradan yaşamını kaybeden 6 vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılara da bir kez daha acil şifalar dileklerimizi dile getiriyoruz. Bu arada dün gene canımızı yakan ve 5 yaşında bir evladımızla 22 yaşında bir kadın öğretmenimizin hayatına mal olan terör saldırısı daha yaşadık. PKK ve YPG'li teröristler tarafından atılan roketli saldırı, tarafından düzenlenen roketli saldırı sonrasında yaşamını kaybeden şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün arkadaşlarımız onların cenazesinde, ailelerine sabır diliyoruz. Gene yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiç şüphesiz terörü 1000 kez lanetliyoruz ve terörden medet umanlardan da, teröristlerden de buradan bir kez daha haykırarak asla ve asla istediklerine ulaşamayacaklarını ifade etmek istiyoruz. Hiç şüphesiz gene sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğimizin de yanındayız ve onun kılına bile zarar gelmemesi noktasında onunla yan yanayız. Buradan terör nedeniyle ülkemizde yaşamını kaybeden tüm kahraman askerlerimize, polislerimize de bir kez daha bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugüne kadar terörden çok canımız yandı. Birçok masum vatandaşımız yaşamını kaybetti. Özellikle son dönemlerde ülkemizde terör olaylarında yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. Ankara tren katliamında, Suruç'ta, İstanbul Beşiktaş'ta, Ankara Güven Park'ta, Merasim Sokak'ta birçok terör eylemi nedeniyle masum insanlar hayattan koparıldılar. Ve bizler tüm bu süreçlerde dayanışmayı daha da yükselttik. Yani asla ve asla terörden medet umanlara o fırsatı vermedik, yaşatmadık. Gene yaşatmayacağız. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Taksim patlaması sonrasında Erdoğan bir açıklama yaptı. Ve orada yaralılardan bahsederken işte kimi de hastanede çizik, mizik gibi ifadeler kullandı. Değerli arkadaşlar, Ankara'da 2015 yılında 5 ayda 3 bombalı patlama olmuştu. Ve ben de tek tek hastanelerde yaralı vatandaşlarımızı ziyaret etmiştim. Orada gördüm ki çizik, mizik falan diye ifade edilemeyecek, bu şekilde hafife alınamayacak derecede büyük travmalar yaşadılar. Orada bir kez daha gördüm ki onların asıl yürekleri çizilmişti. Evet, aynı zamanda kopan uzuvlar vardı. Çok ciddi hasar görmüş olan, bedensel bütünlüğünü kaybetmiş olan vatandaşlarımız da vardı. Ama yaralıların en hafif haliyle bile bu işi bir çizikle değil, hayat boyu devam edecek olan bir travmayla geçirdiklerini buradan tekrar anımsatmak isterim. Değerli arkadaşlar, biz her zaman terör olayları sonrasında siyaset yapmamaya özen gösterdik. Siyaset yapmadık. Bekledik ki iktidarın varsa onurlu siyasetçileri bu süreçte istifa eder. Bu süreçte özür diler. Ben bu işi yüzüme gözüme bulaştırdım. Ülkenin güvenliğini sağlayamıyorum der. Ama gördük ki ne affını isteyenler oldu ya da affı istetilenler ne de istifa edenler oldu. Dolayısıyla sanki hiçbir şey olmamış gibi tam koskoca 9 gündür bizler hala Taksim saldırısının üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasını bekliyoruz. Halen tam olarak sağlıklı bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Ve utanarak söylüyorum, sınırlarımız kevgire dönmüş durumda. Ülkemizde suçlular cirit atıyor. Burası adeta suçlu serbest bölgesi haline gelmiş, suçlu sığınağı haline gelmiş. Gelip Türkiye'ye sığınıyorlar ve bütün bunlar olurken de
terör olaylarının üzeri istenildiği kadar süratli bir şekilde aydınlanmıyor. Alham Albaşir kimdir bu kadın? Yani 99 doğumlu olduğunu öğrendik, Suriye uyruklu olduğunu öğrendik. Gene geçen Temmuz'da kocası rolünde olan Bilal Hasan adlı bir başka Suriye ile Esenler'de ev kiraladığını öğrendik, bir yere taşındığını öğrendik. Bir tekstil atölyesinde çalıştığını öğrendik. Ama kimdir? Nasıl gelmiştir Türkiye'ye? Patlamanın olduğu gün Soylu bir açıklama yaptı ve Afrin'den geldiğini söyledi. Gene basına sızan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Afrin'den geldiğini söylüyor. 4 aya kadar önce Türkiye'ye girdiğini söylüyor. Oysa ki Esenler esnafıyla konuştuğunuzda bu kadının bir yıldır orada alışveriş ettiğini, bir yıldır onu gördüklerini söylüyorlar. Peki bir yıldır buradaysa o zaman nasıl bu kadar elini kolunu rahat sallayarak bu ülkede dolaşabiliyor? Kimin verdiği bilgi doğru? Biz hangi birine inanacağız? Dediğim gibi koskoca 9 gün geçti. Dolayısıyla biz bu süreçte siyaset yapmak istemiyoruz. Ama bu noktada ülkenin büyük bir zafiyet içerisinde yönetildiğini ve liyakatsız kadroların görevini yerine getiremediğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bugün biz kadınlar olarak bir kez daha teröre hayır demek için geldik. Terörün amacı nedir arkadaşlar? Terörün amacı korkutmaktır, sindirmektir, susturmaktır, yalnızlaştırmaktır, insanların eve kapanmasını sağlamaktır, insanların güvenlik duygusunu yitirmeyi sağlamaktır, insanları tehdit altında hissettirmek, istikrarsız bir ortamda hissettirmektir. Yalnızlaştırırken bir yandan da insanların birbirinden şüphe duymasını sağlamaktır. Bizler elbette buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. İnadına daha fazla dayanışacağız. İnadına daha fazla bir ve beraber olacağız. İnadına yürek yüreğe teröre karşı direnmeye devam edeceğiz. Korkmayacağız, susmayacağız, sinmeyeceğiz. Buradan bir kez daha teröre binlerce lanet okuyoruz. Ben tekrar arkadaşlarımla birlikte şimdi birazdan yitirdiklerimizin anısına buraya karanfil bırakacağım. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ilginiz nedeniyle. Sağ olun.